Aspor ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Ana Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan gelişmelerini yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle paylaşacağız. Hemen ekranlarınızda bir son dakika gelişmesi, bir transfer gelişmesi var. Trabzonspor'da Dragoş'la ilgili son haberleri telefon hattımızda bulunan Yunus Emre Sel'den dinleyeceğiz. Hoş geldin yayınımıza Yunus Emre. Alo. Alo. Hoş geldin yayınımıza. İyi bayramlar diliyoruz sana. Trabzonspor'lara Dragoş müjdesini bayram müjdesi olarak veriyorsun diyebilir miyiz? Kesinlikle. Ben de öncelikle hem sizin hem de Aspor ekranlarını dinleyen bayramlarını kutlarım. Trabzonspor için Dragoş'la artık transferin tamamen sonlandığını söyleyebiliriz. Özellikle bugün Romanya'nın Ukrayna karşısında elde ettiği galibiyetin mimarlarından birisi olmuştu Denis Dragoş. Attığı golle ve sergilediği performansla tabii hemen sosyal medyada da çok fazlasıyla konuşuldu. Biz de oyuncunun fotoğrafına, imza attığı fotoğrafa ulaştık. Trabzonspor Denis Dragoş'la 1 yıl opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalıyor. Geride kalan sezonda Gaziantep Futbol Kulübü'nde kiralık olarak forma giymişti Denis Dragoş ama Trabzonspor bonservisini Standard Liège kulübünden aldı. Yaklaşık 1.7 milyon avro civarında bir bonservis ve çeşitli bonuslar da var. Oyuncuyla özellikle turnuva öncesi sözleşme imzalanması şu anda oyuncunun turnuvada sergileyeceği performansla birlikte de tabii değerinin daha da artmasına sebebiyet veriyor. Ama Trabzonspor için bir diğer gelişmede John Lundstram geçtiğimiz sezon Glasgow Rangers'ta forma giyiyordu ve şu anda serbest statüde yer alıyor John Lundstram. Trabzonspor bu oyuncuyla da her konuda anlaşmaya vardı. John Lundstram 23 Haziran'da İstanbul'a gelecek. Ardından İstanbul'da sağlık kontrolünden geçtikten sonra 24 Haziran'da Trabzon'a gelecek ve Trabzon'da Bordo Mavili takımın ilk etap kamp çalışmalarına katılacak. Muhtemelen 1-2 gün içerisinde Borno Barisic transferiyle ilgili tüm detaylar kesinlik kazanmış olacak. Zaten bu transferi sonuçlandırmıştı Trabzonspor ama sözleşme süresi ve oyuncunun ne zaman geleceği konusu henüz netlik kazanmadı. Bu şekilde tamamlanmayacak transfer çalışmaları ve Trabzonspor'un Vakeme dışında en az 4 veya 5 transferi daha özellikle kamp sürecine kadar sonuçlandırma noktasında çok yoğun bir gayreti var. Avrupa Şampiyonası'nda şu an olan ve Trabzonspor'un transfer görüşmesi yaptığı isimler de var. Bu isimlerle ilgili de önümüzdeki günlerde bir sonuca ulaştırıp Trabzonspor özellikle 1 Temmuz'da başlayacak olan Macaristan kampına kadar transfer çalışmalarının belki %60-70'lik bölümünü tamamlama çabası içerisinde olduğunu söyleyebiliriz yönetim kurulunun. Özellikle son olarak şampiyonluk sezonu öncesinde de transfer çalışmaları erkenden tamamlanmıştı. Şu an özellikle Başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde de yine erkenden kamp oyuncuları getirip gelecek sezonki hedefin net bir şekilde şampiyonluk koyulduğunu söyleyebiliriz. Yunus Emre Sel, çok teşekkür ediyoruz. Evet, Trabzonspor'da hem Dragoş transferinin detaylarını dinledik hem de transferdeki son hamleleri şöyle bir sizlere hatırlatmış, son haberleri de vermiş olduk. Şimdi bir transfer rekabetiyle devam edeceğiz ana haber bültenine bu transfer gelişmesinin ardından. O da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında olacak gibi görülüyor. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe Danimarkalı Højbjerg'in peşinde. Evet, az önce Yunus Emre Sel Dragoş transferinin detaylarını paylaşmıştı bizlerle. Şimdi bir yeni fotoğraf var. O da Dragoş'un Trabzonsporlu forması. Hemen ekranlarınıza getirelim formayı. Evet, paylaşıldı bordo mavili formayla Dragoş'ta. Tekrar edelim. 23 Haziran'da İstanbul'a gelecek ve sağlık kontrolünden geçecek. Ardından da Trabzon'a gidecek ve 24 Haziran'daki ilk etap kampına katılacak. Evet, Ukrayna'ya karşı da gol atmıştı Dragoş. Onu da paylaşmış olalım. Transferin detaylarını da Yunus Emre Sel bizlerle paylaşmıştı. 1 yılı opsiyonlu, 4 yıllık yani 3 artı 1 yıllık bir anlaşma yapıldı Denis Dragoş'la. Şimdi Fenerbahçe'de transferle ilgili haberlere geçeceğiz. Batu Şah'ı bekliyor. Sarı lacivertli ekip bir forvet transferini oyuncunun takımda kalıp kalmama durumuna göre gündemine alacak.